birçoğundan çok fazla hasar alıyor. Şimdi bir orba oturma durumu var. Paranoya artık flash ile birlikte çıkmak istediler. Renk tesiri bombadan sonra neler olur bilmiyorum. Nivera aldı burada 4K ve Shin 34 yana kadar indirilmişken 4K'nin kaybı birazcık problem olabilir bu roundda. Scream hala hayatta. Fnatic ekibi oyunu çevirmek isteyecek. Bu Van V'ye doğru yürüyen bir Nivera var. Alphajar arkasında sakin. XMS side pozisyonunu bozmadı. Çakılı şekilde devam ediyor. Ağaca doğru girmek isteyecekler. Chronicle bıraktı Smoley. Scream. 50 canlı. Alphajar kapıyı açtı ama içeri girmedi. Booster C tarafında. Obscuring vision. İçerideki oyuncuyu duydu muhtemelen ve o kadar güzel sızdı ki duvardan. Vurabilmesi gerekiyor. Şu an side'da Nivera durumun farkında değil. Kaçırmış olabileceğini hiç hesaplamıyor ve Boston bıçak bile atabilir. Doğru zamanı kovaladı Boston. Bir şarjör harcadı arkası dönük oyuncuya. O kadar bekledi ki tereddütü kendi yarattı aslında. Ben bıçak falan düşünüyor dedim. Galiba biraz takım arkadaşlarının yaklaşmasını bekledi zaman kazanmak için. Evet, evet. Herhalde böyle düşünüyorum. Ama eline yüzüne de bulaştırabilirdi. Yok gidiyordu bir an. Dönüp bir tane koysa çok iyi olurdu ama çok tatlı olurdu Nivera'dan. Alphajar de arkalıyor. Ya zaten klasik bunu tahmin edeceklerdir. Bir tane turret kullanıldı. Turret'a göstermeden geçebilir. Burada o da kendi turret'ını kullanmak istiyor. Alphajar 46. arkadan indirildi. Flash'la beraber üzerine oynamak isteyecekler. Bir sarmal. Yavaşlatmaya devam eder. Leon'un üzerine doğru gelen bir asit havuzu var. Leon çıktığı noktada Zeyş'ten gelen mermiye. Herhangi bir çözüm tabii ki bulamıyordu. Onun için çok normal ama Chronicle bu klaçı kazanmaya yaklaşmış. Alphajar için noktalama vakti. Alphajar noktalıyor. Perde ile birlikte yaklaşacak. Köşeye kadar geçmek istediler bu perde. Biraz işlerini zorlaştırabilir. Zeyş gördü ama biraz geç gördü. Bu aimfight'a girmek istiyor mu emin değilim. Chronicle'a karşı bu aimfight kazandı. Renk tesiri var. 5 canı vardı sadece. 4 kez wallbang'i oturttuktan sonra o 5 canını da alacak. Karşılıklı olarak düşen Viper'lardan tabii ki Chronicle birazcık daha önemli olanıydı ama şunu unutmamak lazım. Bu round Fnatic için bir bonus round niyetinde, haliyle KC'nin kaybı onların ekosu demek. Kırılıyor kapı. Fnatic B'ye doğru gitmek isterse Scream'i geçmek zorunda. Bomba var Scream'de. Seçil attıktan sonra bombayı kullanmak isteyebilir ama fight istiyor ve çekmenin içerisindeyken Leo'yu yakaladı. Scream'den harika bir savunma. O olmazsa Casey'nin boynu bükük ama Scream varsa yüzler gülüyor. Yüzler gülüyor Alphajar. Şirin. Eğimi müthiş bir yerde. İlk skor geldi. Scream yerde. Chronicle. İşte hazırlık neden önemli. Bunu bize güzel şekilde izletti. 8. skorunu tamamen analizle alıyor. XMS ise eğimiyle alıyor 3 tane. Fnatic beklenmedik entry'ler verdi. Yalnız yine wallbang'ler tehdit burada. Chronicle'ı zorluyorlar. Şu anda Alphajar'ın da yaşadığını unutmamak lazım ve tetiklendi bu bomba Alphajar yaklaştıktan sonra. Chronicle'da Viper ultisi var. Bu eğer site'a girerlerse bir avantaj sağlayacaktır. Bombot şu an için aktif ve B'de birilerinin olduğunu haberini verdi. Plant alınacak. Şimdi buradan gelmesini bekleyebilirler. Güzel bir flash. Ardından peki Alphajar çıkamayabilir. Kaçıracak neredeyse Shin. Kaçırmadı. Elinde bir flash daha var. Patlatıyor içeride ve fark etti rakibini ama vuramadı. Chronicle ultide hala hayatta. Rakibinin çıktığını anladım emin değilim. Ultinin girişini tutuyor. Her iki tarafa da dikkat etmesi lazım. Çok iyi bir yere geçtiğine emin değilim. Yani burada takası anında alabilirler. Chronicle'ın rakibini vurmaması lazım görse de. Şimdi gördü ilkini, ardından spamler var. Hala hayatta. Hala hayatta. Ultinin içerisinde olduğu için Shin'in canı da asit bir. Var, asit var. Ultiyi kapatmak isteyebilir. Deneme yapılmadı. Shin ultiden çıkacak zannediyorum. Asit çekti için elini kaybetti. Belki de Chronicle. Süre var. İmha gerçekleşecek ve KC round'u kazandı ki Chronicle'ın şimdi yine doğru tekrar bir hamle var burada. Renk tesiri bomba rahatsız ediyor onları. Alphajar bu infight'ı kabullenmek istedi ama Nivera silahı da kullanıyor. 4K içeri doğru hareketlenmiş. Backside'de Scream'i bulabilir. Scream'in üzerine gittikten sonra silahına el koyacak burada onun. Shin geri çekildi. Spam'dan bir savunma gerçekleştirmek istiyorlar. Sürükler çoktan yollandı bile. Site içinde bir silah değişimi var. Booster canı çok olduğu için 4K'den aldı silahı. Bir de üzerine takım arkadaşını korumadı bu silahını. Bekledi mi diye tam bir bakmak istedim. Çok güzel bir spray transfer Zeyş'ten. Ve sonrasında asit havuzu round'u kapatır. 2v3 imhayı yapabilmeleri gerekiyor her şeyden önce. Yetenekler bırakıldı. Site'a doğru bir tane ecel var. Bunu da atacaktır birazdan.
Leo attıktan sonra smoke içerisine girdi. Chronicle bir tane fake var. Paranoya kullanıp smoke içerisine girenlerden ilki yakalandı ama hemen yanıt verildi ve Leo'nun devlet oldu. Beni sıkıştırılıyor. Leo sadece bir tane vurabildi. Süre yeterli olacak. Nivera imhayı başaracak gibi. 0-1 ile falan. Çok çok yakındı. Evet. Atak şu anda temiz gidiyor. Kurt yerini belli etti. Alphajack alarm botu yerleştirdikten sonra yavaş yavaş artık side kontrolü başlayacak. İçeri doğru hemen bir tane boom ult gelmişti. 4K Seçil ile beraber oynamak istiyor. Geldiği yerde iniş noktasına Zeyş'ten birkaç mermi gönderilmiş. Boster arka tarafta Shin'i yakaladı. Şimdi smoke'ların içinde Zeyş çıkacak ve dönebilecek mi acaba? Dönemedi. Dönemeyince de Leo indirdi. Alphajack spawn'ı yakalarken bu roundda Fnatic'in yararına kapanmaya çok yakın. Ve Scream Alphajack'ı düşürdü en azından ama tabii Fade ultisinin etkisi altındalar hala. O yüzden biraz Scream'de bekliyor ultinin etkisi geçsin diye. Ses duymadan oynamak zor. Rakibini gördü ve tek mermi. Scream imzasını attı. Boster arkasındaki oyuncunun farkında değil. Bu sebeple Niver adına da kolay bir. Evet. C bu kadar kalabalıkken A aslında asıl çok hedef. Fnatic için ve A'da tek savunmacı var. Çok iyi girdiler. Scream içeriye doğru hemen seçili yerleşmeye çalışıyor. Nivera'nın bir tane fırsatı vardı. Kaçırdı o fırsatı. Kaçırınca da Chronicle tamamlamış oldu. Scream burada güzel gelmişti. İki skor. Sağlı sollu almayı başarıyor. Bir tane ağaçta indirdi. Bir tane main girişinde indirdi. Şimdi renk tesiriyle beraber Rocky birazcık daha oyalamaya çalışacak. Üçüncüye doğru gidiyor. İki oyuncuyu birden alabilir. Yetmedi. Dörde gitmiş oldu muhtemel bir Scream için. Ace var burada. Beş skor gelecek. Beşinci roundda ama Boster tabii ki göstermiyor kendisini. Carmine Corp 5. round'unu alırken Fnatic bir ulti kümeleri. Tabii ki bu ortada 3 tane olduğu için Nivera kaçabilecek mi? Paranoia müthiş. Bir mermi canı kaldı belki ama 4'e yakaladı ve Scream ulti ile Alphajack'ı düşürdü. Bu gayet güzel bir başlangıç. Nivera'nın paranoyaları şu ana kadar çok iş yapıyor. Ve Boster da her zaman olduğu gibi C'yi biraz rahatsız edecek. Evet yani Boster bunu bir 10 round falan yaptı galiba. Şimdi girdiğinde üzerine doğru gelen bir asit havuzu var. Sarmalı kırmayı başardı. Onun yanında tarit'i de aldı. Boster'ın burada bu yaptığı hareket 3 tane yeteneğin yani nispeten boşa gitmesi anlamına gelir. Hatta yine bir asit havuzu geldi. 4 yeteneğe bunu çıkartmış oldu. Bu tip takaslar çok önemli. Cılız hamlelermiş gibi gözüküyor ama amaç zaten site'i açmak değil. Yani şimdi diğer sarmalı da aldı ve 45 saniye var hala. Bütün rahatsızlığı verdi Boster. Evet, tek oyuncu ama yapıyor bunları. Ama şu an A'dan açılıyor Casey ve biliyorlar. Tüm bilgiye sahip, biraz iyi bir savunma lazım sanki. Birebir değişim ardından ekstrası gelir mi Zeyş'in? Hayatta kalsa yeter aslında. Ekstraya gerek yok çünkü. Fnatic zaten left. Sadece 2 kişi ve şu an arkadaki oyuncular bir hayli yakınlar. Scream düşürdü Leo'yu ve Chronicle durumun farkında. İlk önce Zeyş'i yakalıyor. 20 saniyesi var. Kalabalık bir şekilde geldiler. Etraftan Chronicle güzel vurdu. Diğer oyuncuyu görebilecek mi? 14 saniye. Scream'in de buradaki varlığından haberdar. Diğer rakibini de gördü. Ve Scream sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Kurmadığının da farkındalar. Son saniyelerde 32 canı varken Chronicle Scream üzerine gidecek. Shorty ile işi bitirdi Casey için. Aynen öyle. Burada pozisyonu biz görmedik. Büyük ihtimalle denemelerde smoke içinden hasar almış oldu. XMS kalacak bu pozisyonda ve Chronicle'a doğru gittiklerinde site arkasına gelecek bir kurt artı renk tesili canları çıkar. Satchel'la beraber içeriye yaklaşmışlardı. Scream son mermiyi vurdu. Alphajack destekte. Ve onun içinde birazcık zorlu bir round olacak gibi gözüküyor bu. 50 cana kadar düşmüştü. Sağ klik denemesi yapmak istiyor. Önce bir soluna dönmesi lazım. Zeyş yakaladı Alpha'yı. Yani Zeyş'in killinin ardından Scream ilerledi ve Boster'ı buldu. Artık Brown'un geri dönmesi, döndürülebilmesi Fnatic için gerçekten zor. Dörke henüz geliyor ve onun yolunu kesen de XMS. Yolun yeri belli artık. Nereye bakacak? Arkasına döndü bir. Ama tabii ki burada da kimse yok. Leo kill almak mı istiyor yoksa kendini patlamaya mı bırakacak? Yeri belli. Kili de alamadı XMS. Casey birçok yeteneği aldı. Hatta Bumbot da bırakılıyor. Bilgi alma konusunda ısrarcı Fnatic ve bu ısrar başa biraz dert açtı. Derdin adı da Nivera. Nivera sülüklerin peşinde. Hemen yan tarafta Scream'den bir tane ulti. Ve bu yeteneklerle ağaca kadar sızacaklar ama Fnatic tarafı tabii retake oynamak istediği için bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bir oyuncuyu kaybetmişlerdi, ulti de boşa gitti. Yani Scream bu hareketi yaptı ama sadece kendine hasar verdi. O kadar zıplayamadı ve ekrana yerleşiyor. Bomba güzel bir yere atıldı. Bayağı bir geriye ettirmiş oldu Fnatic oyuncularını. Ve Boster
tarafından gelecek. Link'e doğru hareketlendi. Screen'in yakında olduğu bilgisi var. Güzel bir flash atılıyor. Yeri açığa çıktı Screen yalnız. Wallbank'ler de isabet edebilir. Dikkatli olması lazım. İnmeyi tercih etti. Paranoia müthiş. XMS Boster'ı yakaladı ve Chronicle fark edildi. Nimera işi bitiren isim. Artık kalan oyuncuların şansı bir hayli az. Alphacher çok zorlanıyor. Screen'i kontrol etmekte ve 9. round'da Casey'nin şakası yok. AM'ini döndürüyorlar. Özellikle Nivera orayı çok aktif kullanabilmişti. Sütunda başarılı iki tane hatta üç tane belki de roundu var. Oyunu çok açan. Şimdi Scream normalde kullanmadığı o renk tesisli bombayı bu sefer kullandı. İçeriye doğru da hareketleniyor. Larbot çalışacak. Ardından gelen bir şey yok. Yalnız rushlamak istediler üzerlerine doğru bu giriş tutmaya çalışıyorlar. Alfa Leo ikilisi iyi bir takasta. XMS geride kalmışken bu sefer de Zeiş, Boaster'ın normalde yaptığı hamleyi yapıyor ama... İşte Boaster bundan haberdar, bekleyecek, diğer oyuncuyu kollamak isteyecek. B bağlantıya çok güzel bir info verdi. Yani Boaster zaten bilgiyi verdiği için takım arkadaşlar açılmayacaklar ve kolay bir kile imza atıyor Boaster. Arkası dönük bu sefer de Zeiş'i yakaladı. Ardından kimseyi kaybetmeden mola da yakın ve gözünü bıraktı. Arkasında birilerinin olduğundan haberdarlar. C'de de şu anda Boaster'ın aldığı bilgileri görebiliyoruz. Ve K-Bilts'i kullanıldı. Hücum başlarken bu geliyor. Scream yukarıdaydı. Dörtte tarafından yakalanıyor ve yanıt var. Chronicle düşürüldü belki ama Zeiş de Alphacher tarafından yakalandı ve 35 saniye Nivera smoke içerisinde XMS bekliyor. Link tarafında bir rahatsızlık var. Site'a doğru geldi Nivera. Ağaç kontrolüne sahip ve XMS'in tecriti nefes aldıracak. XMS'in tecriti evet belki birazcık rahatlatacak ama Fnatic burada zaten süre sahibiydi ve bu tecritle beraber çok fazla bir şey değişmeyecek gibi. Plant geç geldi, oyunu çevirmediler. Şimdi 14 saniye kala Plant alıyor. Bu emin olmalarını sağladı. Bir oyuncunun da farkına vardıktan sonra TP öncesinde güzel bir miktar hasar bırakabilirlerdi ama Nivera hasarlardan kurtulmayı başarıyor. Şimdi arkasını dönecek. Revalant'e bakmaları lazım. Revalant'e bakmaları lazım. Burayı kaçırmış olabilirler. Şimdi yan tarafı kontrol ederken Arkacan işte buradan gelip son noktayı kendisine koyacak. Boaster'ın da desteğinin ardından XMS tek başına oturmalarını bekliyordu oturdukları yerde. Leo öldürtmüyor burada Boaster'ı. Boaster kafasını eğmişti. Leo yanıt verildi. Screen B'de rahatsızlık verirken işi C'de pişirecek Casey. İlerliyorlar. Burada ikili pozisyon var. Flash geldi. Hızlı bir şekilde geçmeye çalıştılar ama işte Chronicle'ın aim'i burayı çok rahat şekilde Fnatic için kazanılabilir hale getiriyor. Şimdi arka tarafta 77 canda Chronicle'a birazcık hasar çıkarttı. Yeterli olmayacaktır. Casey eğer Plant'ı almadan önce veya Plant'ı aldıktan sonra bir skor çekemezse burayı kazanmaları imkansıza yakın. 30 seconds left. Onlar da aranıyorlar Alphacher. Tabii ki göstermemek durumunda ve Nivera Chronicle almış. Tecrit şimdi gelecek mi? Ama sıkıntılı bir yerde kalabilir Alphacher. Buradan nasıl çıkacaklar? Çok kalabalık etrafı ve Scream yakaladı Alphacher'i. Tecrit'i kırmaları lazım bir yandan da. Bunun için gitti. Şin TP var Nivera ancak kırabiliyor ama yeter. Nereye ateş edeceğini çok iyi biliyor çünkü mermi seslerini de duyuyor bir yandan. Scream tek başına fazla canı yok. Arka taraftan gelen Dörken'i yakaladı. Şansı arttı yalnız. Güzel bir bomba. Kendisine alan açacaktır. Yer gök aynı da var. Bir kere fake'lerinde Leo'yu gördü ve Buster. Scream'in yeri açığa çıkınca hemen... Şimdi Nivera TP ile geliyor. A tarafına doğru C'de açılan bir Viper ultisi var. İçeriye doğru bir roket gelmişti. Gittiği yerde Nivera Leo'yu alıyor. Nivera'dan güzel bir oyun. Boaster sonrasında takastı ama bu çok sık göreceğimiz bir şey değil. Leo Nivera ikilisi yerdeyken 4'e 4 pozisyon. Chronicle'ın ultisi C'yi kapatıyor ve bu da Fnatic'in işine gelirdi. Ta ki Dörke düşene kadar. Dörke düştü ve Fnatic için rotasyonu aya doğru gidiyor ama hücum şu anda B'de pozisyonunu almaya başladı. Bunu biraz geç anlayacak Fnatic. Rahat bir şekilde B'ye girilecektir. Yeteneklerle Chronicle uzaklaştırıldı ve gelen bir tane Viper ultisi bayağı bir alan kaplıyor. Alphacher Scream'i düşürdü ve yakında şu anda Zeiş pozisyonda harika bir müdahale. Yerden tam silah alırken çıktı XMS ultiden ve Alphacher de yanıtsız kaldı. Sonrasında kaçmak üzereyken Boaster XMS'i yakalıyor. Rastgele atladı. Kimse de yok zaten yakında. Plant'ı C'yi almaya çalışıyorlar. Boaster'ın şansı az. Şimdi kapanacak burada smoke ve hemen kendi Pop Smoke ile beraber bir konum değiştirmek isteyebilir. Birazcık da
rakiplerin aklını karıştırmak istiyor. Sağ tarafta çok güzel bir karbon ihtimali var Boster için. Atar mı bu karbonu? Attı Boster! Karbon değil belki ama... Seri puanı Fnatic için. Ve Dörke baskıyı arttırıyor. Normalde biliyorsun Dörke'ye karşı da iyi yanıt verebiliyorlar daha tarafım ama artık o yanıtları da pek görmüyoruz ve buradan çıkması lazım içerideki oyuncunun. Çıkamadılar. Birisi daha var. Razor yine geliyor Screen. Çıkabilecek mi buradan? Dörke yakaladı onu sonra bakmadı Screen ve artık bakma şansı da kalmadı. Ve kaçmaya çalışırken en sonunda bu belki de onlar için baş belası tırnak içinde. Dörke en sonunda düşürülüyor. Ya sonunda düşürülüyor ama gerçekten sonunda düşürülüyor. Çünkü harita kapanacak. Leo yaklaştı buraya doğru. Stavuz hazır. Shin arkayı kontrol ediyor ve artık birazcık paranoyak oynaması lazım Casey'nin. Çünkü orada çok ince bir açıda bekleyen Chronicle var. Sadece info vermek için hazırlanmış durumda. Diğer tarafta yine Stavuz'u kendilerini bekliyor. Outside savunması sorun yaratabilir. Kapı açıldı. Flash gelecek. Site'a doğru geri çekilen bir Leo. Şu anda biz görüyoruz. Chronicle çok güzel bir yerde. XMS bıraktı taretini B'ye doğru. Shin hamle yapmadı. Leo bekleyebilir mi acaba takım arkadaşı adına? Chronicle gitti. X skoru çekti. Shin ve Nivera'dan güzel bir takas var. 2-2'ye kalmış durumda pozisyon. Son mermiler Shin'den çıkarken Alphajer burada bu klaçı almak isteyecek. Elinde bir tane Guardian var. Görmedi rakibini ve yeri belliyken Shin de çıkıyor. Headshot'ı gönderiyor. Yani Dörke gelip vuruyor. Yapabilecekleri pek bir şey kalmıyor. Buna karşı artık daha da dikkatli bir şekilde arkasında oynuyor Zeyş. Takımı da şu anda oyunu kurmak üzere hem C'yi hem de B'yi zorluyor. XMS'in bir tane ulti puanına ihtiyacı var. O yüzden C'deki orb'u bıraktılar. Almanya'ya yeltenmediler. Dörke bu sefer C'ye doğru geldi ve... Yani Dörke'nin ultisi var. C'ye girmeye çalıştıklarında bu tecrit şart. Ne olursa olsun iyi kullanılması lazım. You should run. Şimdi Dörke. Attı renk tesirliği. Burada açılabilecek tabii ki pozisyon vardı. Scream arkaya doğru gelirken Alfa Jerry çok da hesaba katmamış gibi. Aim birazcık bozuldu. Geri çekilmek durumundalar. Alfa yakalanacak ama onu koruyabilecek pozisyonları var. Nivera. Şimdi buraya doğru geldi. 45 canda Nivera'nın üzerinde patlayan bir ulti. Dörke'nin roketleri yine çalışıyor. Nivera bunlardan 3. kez sanırım etkilendi. Canı birazcık sıkın olsa gerek. Alphajer portal çıkmaya çalışıyor şimdi birlikte. Arka taraftan Ece'ye geldikten sonra Chronicle çok güzel araya almıştı. Zeyşu XMS çekilisi. Pozisyonu yine 2-2'ye getirdiler. Yine kazanabilirler. Son mermiler burada Leo'dan gelirken Fnatic vermedi roundu. Enti. Casey gerçekten iyi demedi.